Merhabalar, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi böyle çok renkli arkadaşlarımlayım bugün. Çaylar, kahveler alındı mı? Başı ağrıyan, karnı ağrıyan, böyle kendini iyi hissetmeyen varsa hemen gelsin otursun programın başına. Çünkü ağrı kesici arkadaşım sevgili Cihan da burada. Gülmek ağrıyı azaltır biliyorsunuz ve güzeller güzeli arkadaşım sevgili Ümit Karalar burada. Biz ikimiz renkli, sen tabii siyahlarla. Ben sağ, ben evet. İyi ki sade giyinmişim bugün. Size inanılmaz renk yakışmış. Teşekkür ederim. Ümit'i ilk defa böyle renkli görüyorum ve inanılmaz yakışmış. Çok teşekkür ederim. Sana zaten, sen de normal renk yok, rengarenk. Ben de işte bildiğim için senin geleceğini dedim, Gülay parlak giyineyim. Biraz benim kişiliğim renkli, boş ver öyle yırtıyorum Allah'tan. İki renkli arkadaşım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz de hoş geldiniz. O kadar çok şey var ki sizlerden duymak istediği herkesin. Öncelikle bir kere senin fotoğrafçılık profesyonel kariyerin artı tabii ki influencerlık, sosyal medyalar, onlar bunlar, evliliklerin. Cihan'ım desen zaten Cihan'ım renkli. Renkli, evet. Anlatacak. Sokakta hayat var, anlatacak çok şey var. Aynen, aynen. İkinizi de çok genç yaşlardan tanıdığım için ben o bütün süreci sizlerle birlikte yaşadım, özellikle Cihan'la. Kaç yıl olmuştur Cihan'ım? Yani 15'imiz vardır. Vardır değil mi? Kut çocuktun sen. Evet evet valla. Doğru valla. Hep destektiniz yani, hep böyle yaptığımız davetlerde, işlerde sağ olsun. Şimdi önce şöyle söylemek istiyorum. Sen biz iş hayatında da birlikte olduk tanıştıktan sonra ama senin yaptığın işi profesyonel anlamda çok fazla oturmuşluğu ve böyle bir bu şekilde yapılışı yoktu. PR aktiviteleri yapılırdı eskiden. Daha böyle ajanslar bazında veyahut da kurumsal danışmanlık. Benim de hali hazırda da yaptığım gibi kurumsal danışmanlık bazında. Ama sen bu işi eğlenceye taşıdın. Gerçekten. Eğlenceyle birleştirdim aslında. Birleştirdin diyebiliriz. Aynen, evet. Senle de bunları konuşmak istiyorum. Evet. Deyip ben hemen kesiyorum tabii canım. Ümit'le de, Ümit'in de aynı şekilde aslında fotoğrafçılık olan mesleği, o şekilde de tanıştık seninle. Evet. Ama sen de bunu gene aynı şekilde bir takım kurumsal şirketlerin PR'larıydı, sosyal sorumluluk dernekleri. Benim çok bakıp dallandı. Evet. Hem dijital ajans kısmım var, hem event aynen marketing biliyorsunuz. Influencer ister istemez hayatıma girdi. Hani benim kontrolümde olmadan gelişen bir şeydi. Şu an böyle renkli bir dünyanın içinde hepimiz yani yoğun devam. Demek istediğim şu ki her ikiniz de aynı benim de içinde olup evet yaptığımız şeyi her ikiniz de farklı yanlara çektiniz ve taşıdınız. O yüzden her ikiniz de işinizde teksiniz. Önce bunları konuşalım istiyorum. Ümit'ciğim senle başlayalım mı? Başlayalım. Bu fotoğrafçılık nasıl başladı öyle bir anlatır mısın bize? Anlatayım hemen kısa. Fotoğraf benim tek tercihimdi üniversitede. Daha önce resimle ilgileniyordum, spor dallarıyla ilgileniyordum. Yani ya sporun ya sanatın içerisinde olmak istiyordum. Hedefimi koymuştum ortaokul ve lisedeyken. Sonrasında bir resim kursuna başladım güzel sanatlara hazırlanmak için. Orada fotoğrafı keşfettim. Çizmekte var mıdır evet, sende? Evet vardı. Güzel sanatlar, Marmara Güzel Sanatlar mezunuyum. Kara kalemle girdik biz de o dönemlerdeniz. Şimdiki kolay dönemlerden değildi. Sonrasında ailemde de abim fotoğraf çekiyordu, evimizde fotoğraf makineleri, bolca fotoğraf vardı. Ben de o tarafla kendimi orada iyi ifade ettiğimi düşündüm ve tek tercih olarak fotoğrafı seçtim. Birçok üniversitenin sınavına girip Marmara'da serüvenime başlamış oldum aslında. Melih Akoğlu var mıydı? Yok, o Bilgi'deydi galiba. Yok, bizde değildi. Bizde ondan Sabit Kalfagil dönemleri, Ergün Turanlar, çok değerli hocalarımız vardı. Evet, çünkü Marmara'nın da çok değerli evet, bir kadrosu evet vardı. Melih Bey sanırım şeydeydi, Bilgi Üniversitesi'ndeydi. Ben ondan, onun hatta evet bir koleksiyonu benim duvarlarımda halen de vardır. Süper. Severim fotoğraf sanatını, başka bir bakış açısıdır o. Ve onu sosyal medyada, bu Instagram'ın da popüler olmasıyla beraber. Şöyle oldu, ilk ben bir sergiyle zaten yola çıktım. Birazdan üzerine konuşacağız muhtemelen. İlk sergiyle yola çıktı. Mezun olurken bir sergi hayata geçirdim. Hocalarımla beraber, onların fikriydi. Ve o sergiyi yaptıktan sonra ertesi gün bütün gazetelerde ve televizyondaydım. Çünkü üniversite mezunu çok genç bir fotoğrafçı bir sergiye imza atmıştı. Şiddet sergim.
kadına yönelik şiddetle ilgili olan sergi. İlk oydu değil mi? Evet, ilk oydu benim sektöre girişim. Evet. Ve çok değerli sanatçılar vardı işte. Doğa Rutkay, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır. O zaman en de keyifli dönemleriydi onların. Serüven öyle başladı. Kaç senesi oluyor? 2010. 2010. Çünkü evet. 2016'da da sonradan yaptığın evet. Bana Göz evet. Kulak Ol evet. adı evet. altında evet. bir sergimiz var. Onların şeylerini göreceğiz zaten. Cihan'ımla da Cihan'cığım valla. siz ama evde gibisiniz değil mi? Yani. Geldim ben sana. Bir ama ben öyle geldim. Evet. Ben Dubai'ye gidiyordum dün gece. Abi söyledi. İmkanı değiştirdi. Yani söyleyince ki o sağ olsun o da bizi hiç kırmaz yaptığımız davetlerde. Evet. Kiyeli böyle şeyde evet, olsa evet. bırakır gelir. Dedim ki aradım bak dedim senin için dedim bu akşam. Cumartesi evet. akşamını alıyorum biletimi dedim. Vallahi yaptım. Neden bu akşam? Harika. Sonum arkadaşım. Tabii yani gerçekten. Seve seve bu arada. Hani bunu şey için söylemiyorum sakın yanlış canım anlama. Canım benim. Senin öyle bizde bir kredin ve çok büyük şeyin olduğu için. Aynı şekilde yüzüğün yani. Falan da yıkılıyor bu arada. Konuşurken ama şöyle ben her taraftan gözümü alıyorsun. Normalde de böyle. Vallahi sonra ben bir de. Sabahlara kadar tabii bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdim ben de. Sürekli bir toplantı böyle İstanbul'u dört döndüm. İstanbul'u dört döndüm böyle bir sonraki dönemlere yönelik toplantıları. Dün akşam böyle artık bir çıkmak istiyorum dışarı dedim. Ama tabii çıkış o çıkış yani. Bir çıktım. İstanbul oradan sokakları dolmuş mu? Ay sabah aman, beşte girdim ben. Ama. Beşte girdim ve sabah bak ama hiçbir şey olmamış gibi sabah burada. Devam. Vallahi sabah beşe kadar gezdik ama çok... Ya bir keyiflenmiş İstanbul. Geziyor gece, insanlar. Yani, evet. Restoranlar falan hepsi dolu. Ben de çıkıyorum şahsen. Restoranlar da yani. Şimdi bu şeyi de bilmiyorum tabii. Çıkıyorum ama hani bu müzik yasağı, gece 12 yasağı hani ne durumda onu da bilmiyorum. Hayır, her yer açık tabii açık olan yere gidiyorum da. Çok paylaşım yapamıyorum. Yani yapmıyorum. Yapmamak lazım. Geziyorum. Yasaklar bitmek üzere diye ben biliyorum. Yani 12'ye kadar halen sürüyor yasaklar. Fakat şimdi yılbaşı biraz itibariyle 1'e 2'ye kadar biraz. Ne ikisi? 4.40'tı. Oh Cihan ya. Buraları tabii evet, buraları yani. Kesiyoruz. Yok ama şöyle ki bazı yerler var ki mekan olarak o kadar izolasyonu ve ses şeyi o kadar kapalı ki dışarıya da bir rahatsızlık vermiyorlar. Herhalde oralarda çok karışılmıyor ama onun dışında mecburen kapatıyorlar. Canlı müziklerde özellikle. Evet işte aynen. Canlı müziklerde öyle. Mekanı. Evet efendim. Valla işte bizim böyle Gülay Hanımcığım. Keyifli keyifli. Ümit Hanım'ın ayrı bir dünyası. Çoğu davette zaten arkadaşımla denk geliyoruz. Evet. Yapılan organizasyonlarda. Bizim evet. de event işlerimiz işte onlar bir şekilde tekrar hareketlendi. Bu çok iyi oldu. Evet. Sürekli bağlı çalıştığın eğlence merkezleri falan var mı? Yoksa böyle proje bazında mı alıyorsun? Proje bazlı gidiyorum ben. Şu an tek bağlılığım gazete benim. Gazete. Aynen bir de kendi YouTube programım var zaten. Sorumluluğum olan yerler onlar. Yani onun dışında da böyle hani atıyorum proje bazlı çalışıp işimizi yapıp çekiliyoruz genelde. Onlara zaten geleceğiz hepsine. Şimdi... Ümit'ciğim yani bu 2016'daki sergiyi konuştuk ama onun da dışında senin fotoğraf olaraktan kurumsal çalıştığın yerler hani bu tip şeylerin dışında tek kişiler var mı? Şimdi şöyle bir moda var çünkü insanlar herhangi bir çekime veyahut da profesyonel olarak bir şeye ihtiyacı olmasa bile sırf Instagram'da kullanmak için sürekli fotoğrafçı arayışındalar. Evet. Sana geliyor mu bu tip yansımaları geliyor var mı? Geliyor ama ben daha çok, evet geliyor çok fazla geliyor Instagram'dan. Hani biz de size fotoğraf çektirmek istiyoruz diye çok fazla geliyor ama hani benim hem ajans kısmında yoğunluğum çok fazla olduğu için hem de zaten biz bu arada kurumsal fotoğraf da çekiyoruz. Yani tanıtım fotoğrafı, evet, reklam fotoğrafı. Onu biliyorum celebrity, zaten. Birçok markayla evet, çalışıyorsun. Evet, celebrity'lerle ağırlıklı çalışıyoruz proje bazlı. Dolayısıyla bir tık tabii eskiden çok fazla yapıyordum daha hani amatör dönemimde. Çok da oradan kazandığım dostlarım, arkadaşlarım da var. Hani o zaman Instagram yokken fotoğraf çektirenler vardı mesela. Çok değerli benim için onlar. Bilmiyorum tanır mısınız buradan analım. Mesela Melek İçmeli vardır. O da influencer. Evet. Melek Instagram yoktu hiç daha sosyal medya platformları yoktu. Yani kendine fotoğraf çektirirdi. Kalsın arşivimde hatıra olsun diye. Öngörü mü bu? Yani öngörü olabilir. Mesela ben de eski dönüp çektiklerime, kendim için çektiklerime baktığım zaman çok fazla video çekmişiz. Ama o zaman Reels asla yok.
video özelliği Instagram'da yokken biz Fashion Week'lerde ya da normal kendi projelerimizde bir sürü videolar çekiyorduk. Sen kendin de mankenliğini yapıyorsun birçok markanın. Çalıştıkların zaten ilk şart Ümit sen bize mankenlik yap diyorlar. İşte yeni nesil influencerlık hayatımıza girdikten sonra o da gelişti. Bu biliyorsunuz bir kozmetik markasının eventinden. Ki davetine ben gelmiştim evet. Çok güzel fotoğraflar şeyler var. Nereye gidiyor bu iş? Daha da büyüyor bence. Evet. Büyüyor mu? Bir moda mı bu? Geçecek mi? Şimdi yoksa artık bir de biliyorsunuz yeni yılla beraber muhtemelen yani duyduğum Şubat ayından sonra da para YouTube gibi para kazanmaya dönüyor. Evet, başladı şu an zaten. Videolardan. Belirli hesapları Cihan'cığım geldi. Ben mesela bir canlı yayın açtım ve oradan demoları başladı. Mavi tıklı mı olmak lazım? Yok hayır. Artık sosyal medya platformları onları da kaldırdı. Ayrıcalıklı bir şey tanımıyor. Yani mikrolar, makrolar, her türlü takipçisi olanı, her türlü link paylaşmaya mesela bütün artık herkes başladı. Normalde belli bir sınırı vardı. Mim olan gerçek olması mı? Yani nedir oradaki şey? Kesinlikle. Yani aslında küçük hesapları, mikro, makro hesapları daha çok destekleyip öne çıkartmak istiyor. Çünkü onları popüler yapmak. Evet, onları popüler yapmak istiyor. Video bomba gibi geliyor. IGTV'yi kaldırıp video geldi. Bu arada diğer kanallarda da video özelliği artık çok fazla hayatımızda oldu. Nasıl bir oldu. Kullanımı olacak onun? İşte demin konuştuğumuz gibi oradan... Montajlı mı o da Reels'lar gibi yoksa... İzlendikçe para kazanacaksın. Evet. YouTube gibi. YouTube gibi. Aynen. Oturup bir program gibi. Yani koyduğumuz videoları izlendikçe... Para kazandıracak. Bir de sana yeni bir şey daha getirecek. Videoları da artık editleyebileceksiniz. Aynen. Öyle montaj usulü evet, bayağı. Evet, evimizde evet. Biz bir şey kursak işe yarayacak neredeyse. Ama çok Instagram'da kendini geliştirdi. Baktı ki çok ciddi bir platform oldu evet. Artık. İnsanlar çok büyük paralar kazanıyor. Bir rant var. Ve çok güzel kendini yeniledi. Evet. Çok güzel update etti. Yalanı gerçeği ayırmaya başladı artık Instagram takipçileri. Farkında evet. Mısınız? Doğru, yani, insanları tanımaya başladı. Daha tanımaya hani, başladı. Etkileşim bir daha özelliği. Daha iyi biliyor. Doğal insan hani derler ya ne kadar doğalsın falan filan. Hani onları bir ayırdı. Aynen öyle. Güzel, bence güzel oldu. Bence ya. De çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Filtreler de mesela hani çok abartıldı filtreler falan. O pik noktasına geldi artık o da güzelleşti. Çünkü evet, kimin evet. Filtre yaptığını kiminkini biliyoruz. Artı insanlar artık dalga da geçtiler. Bakın ben şimdi filtreliyim, şimdi değilim falan gibi. Evet. Artık yani Alevi... Tabii boy uzatmalar, boy kısaltmalar falanlar falan dışarıda evet. Gördüğünde... Onu ben bilmiyorum. Ben onu hiç yapmıyorum. Ya ne var ama azıcık. Şöyle azıcık şeyi değiştirince bir lokma uzuyorsun. Tamam şöyle yapacaksın. Dikey yatay var, onu dikey evet. Yapacaksın. Yapı veriyorum azıcık. Bacak boyu ne mi uzar? Azıcık yapıyorum yani. Şimdi biraz o zaman senden tüyü alalım. Ne yapsın? Dün gecenin körü geldi hatta soru. Kadın dedi ki bana, Aygüle Hanım ben dedi alttan bak diyorlar, bakıyorum olmuyor, üstten bak diyorlar. Yani bu fotoğraf çekilirken özel açılar kendini çektiren kişinin yapması gereken bir şeyler var mı? Tabii ki var. Hani, ay bize biraz tüyo ver lütfen. Ama işte bunları böyle burada şey gibi oluyor. En çok sorulan soru diyebiliriz zaten ya. Bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Aslında en önemli konu yine teknik olacak benimkisi ama ışık. Yani insanlar kendilerini o kadar hani kötü ışıklarla çekiyorlar ki. Bir kere ışık fotoğraf makinesinin neresinde olmalı? Işık fotoğraf makinesine demeyeyim de çok basit bir örnek vereyim ben. Evdesiniz evet. Ve evde kendinizi bir selfie çekmek istiyorsunuz. Evet. Ve pencereden de içeriye ışık geliyor. Tek yapmanız gereken pencereye dönmeniz ve telefonun karşınızda olması. Yani ışığa sırtınızı dönmemeniz lazım ve ışık kaynağını bol miktarda almanız lazım. Bunu aman dinlediniz, duydunuz ama değil mesela mi? Buradayız. Yani bu şu an stüdyo şartlarındayız. Burada da mesela yukarıda ışıklar var. Bu tarafa dönmemiz lazım, bu tarafa değil. Bir de tabii ki bazıları şuradan çekiyor, bazıları buradan çekiyor. Değil mi? Boyasını gösteriyor. Kendini nereden yani aslında görmek bakalım. İstiyorsan bak. Sizi şöyle mesela aldığım zaman biraz daha ışık şey oluyor. Ben bak sizde daha fazla daha ışık patlıyor. Şu an. Evet. Evet. Yani demek ki... Işık önemli. En önemli şey ışık. En önemli şey kendini ışık bir de nasıl seviyorsan var. Yani hani kendi... Telefonun arkasında kalmalı mesela bu ışık demek ki. Evet. Değil mi? Kendi açılarını belirlemek aslında. Peki senin yüz bakışın, duruşun
Mesela böyle çıktığın zaman, böyle durduğun zaman çok da hoş çıkmıyor. Biraz şu aşağıdan yukarı bakmak. Ama o size göre. Mesela bende de tam tersi. Öyle mi? Evet. Aman Cihan'da peki bir yüz şekli var mı bununla? Evet. Cihan'ın bütün fotoğrafları zaten. Evet. Bir hafif böyle bir dans ve bir dans. Çok seviyorum da biliyorsun çok, zaten. Çok ya. Da güzel dans eğleniyorum ediyor. Eğleniyorum evet. Yani. O kadar güzel bir vücut dilim var ki. Ve o kadar şık giyiniyorsun ki dün Siren'le evet. Konuştuk. Ya dedi ne giyecek bakayım senin programı o kadar dedi beğeniyorum. Siren geçen kendi de söyledi sağ olsun. Dedim ki sen beğendiysen okey dedim. Ay, ona evet, ben de dedim evet. Sen beğendiysen okey dedim. Bir de... Seviyorum yani çok seviyorum. Bu şey değil hani çocukluğumda da çok severdim. Hani güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi. Hani herkes temiz zaten. Temiz giyinmeyi hep sevmişimdir hayatımın her evresinde. Peki çocukluk hayalin neydi senin? Bu. Olmak istediğin yerde yaşadığım bu. Hayat. Bu. Yaşadığım hayat. Güzel, güleyim, eğlenceli ya, ortamlarda bu renkli geldi. Hayatlar mı Cihan? Ay, i̇şte bu. Hayalini kurdu. Ah. Evet, hani eğlendim, gülşendi de bu gece. Ben mi çektim yoksa bu fotoğrafı? Yok, ben seni dans ederken... Burada kilolu çıkmışım birazcık. Normalde öyle kilolu. Ama buradan biz öyle görüyoruz şimdi ekranda. Ah ah, bakar mısın? Talihsi. Arz kalsın marka söyleyecektim. Bir markanın şıklıkları. Bu renkli yazık. Hayatlar, bu ünlülerle... Hepsi arkadaşımız tabii ki ya şimdi insanlara şey geliyor. Evet bu. Ben de şimdi oraya bağlayacaktım yani insanlara zannediyorlar ki hani öyle yani değil. Sürekli hepsi... ünlülerleyiz falan zannet. Bakar mısın? O saç da güzelmiş Cihan'a. Evet yapacağım galiba onu. Kısa saç güzelmiş evet. Yapsam mı acaba? Bakım var mı Cihan'da diye soruyorlar Cihan'cığım bana. Tabii ki olmaz. Cihan'cığımda bakım var mı? Medikal estetik merkezlerine gidiyor mu? Dedim gidince yani paylaşıyor. Cilt bakımı çok yaptırıyorum. Hı-hı. Oksijen terapisi yüzüme çok yaptırıyorum. Temizliği, yani cildin temizliğine çok önem veriyorum. O hani normal ayda bir, iki ayda bir yapılan temizliği ben 15 günde bir yaptırıyorum. O da fazla. Hı-hı. Ama hani çok bilir Ümit de çok deforme olduğu için cilt hani dışarı aslında her şey zarar veriyor evet, cilde. Cildi evet, temiz evet. Tutmak kadar önemli bir şey yok. Oo, buradan da seyahatlere döndük. Sen hiç seyahatlerin bitmediği için ben, hiç sevmez. Biliyorsun değil mi? O kapılar açıldı, açtılar kapıları. Ben bu yani nasıl annemi de zor durdun sen. Allah'ım ya bu kim? Ha, bu kim? Çantaların da şıklığı. Kapadokya sezonu açılmış. Kapadokya artık Mart'ta falan evet. Gidiyordu. Ay bu akşam neler. Gideceğim lokasyonu. Bu akşam gideceğin yerler. Evet şimdi bir kısa bir reklam aramız var. Sonra bu seyahat fotoğraflarına devam ediyoruz. Evet, seyahat konusundaydık. Seyahat bu akşam Dubai'yi... Akşamda inşallah kısmetse bir haftalık bir Dubai seyahati. Seviyorsun. Beni bunlar beklen... hep gezme mi? İş olarak da seyahatlerim. Yok, gezme bunlar. Gezme. Burası neresi? Burası Yeniköy'de bir yer. Burası Mardin. İlk defa Mardin'e gittim. Bu pandemide yurt dışına çıkamayınca bütün Türkiye'yi gezmek için Rize'ye gittim, Mardin'e gittim, Diyarbakır'a gittim. Ne güzel yerler var ülkemizde ya. Gerçekten öyle. Ya. Küçükken de böyle sever miydin çok. Seyahat etmeyi? Ankara'ya, trenle falan Ankara'ya giderdim. Ay ne kadar güzel bir fotoğraf bu. Bu kayak, bizim kayak maceralarımız burası geldi. Burası neresi biliyor musunuz? Rize'nin Ovid Dağı mesela. 3640 rakım. Gerçekten. Oksijen had safhada, azot had safhada. Burası bizim şey. Hep renkli, hep i̇şte canlı. Ümit'te de var çok seyahatler. Siz de karı koca özellikle seyahat etmeyi sanırım evet, çok seviyor, tatlı, değil mi? Çok tatlı. Emre'yi de çok seviyoruz. Ceku'yu da o öyle. Ben çok seviyorum. Senin bütün aileni çok seviyorum zaten. ay Cihan'ım bakar mısın şu Cihan bu kısa saçlar ben de çok beğendim. Oldu galiba şu an ben de yükseldim. Bak bu programdan sonra bu saçlar kısalıyor bence. Niye? Bu da güzel. Bu uçaklar da evet... Bakar mısın çok konu oluyor özel uçaklarla gidiliyor geliniyor diye. Ben ne yapayım arkadaşlarım uçağa kendi uçağım değil ki. Aslında çok konforlu bir şey küçük uçaklarla seyahat etmek. Ben de vakti zamanında çok seyahat ettim. Daha bile emniyetli geliyor bana açıkçası. Öyle, yani öyle diyorlar. Korkulacak bir tarafı yok.
Renkler renkler. Paris'te hava da çok güzel. Veterlikler, Paris'in güzel havaları. En şık fotoğraflarıyla. Efendim şimdi Ümit'in güzel eşiyle fotoğraflarına geçebiliriz. Ümit'ciğim sizin tercih ettiğiniz destinasyonlar biz nereli? Biz en son Paris'e gidebildik. Ondan beri inanılmaz hem zaten pandemi koşulları. Şu an Türkiye içerisinde. Evet, yani, evet. Ümit'in de güzelliği. Vallahi ne kadar seviyorum onu da. Bakar mısın? Teşekkür ederim. Enerjisi çok güzel. Şimdi ben sizin düğüne gelmiştim ama kaç yıl oldu evlendiğiniz? 3. Hatta yıl. Kasım 3 Kasım'da. Üçüncüye girdik. Evet. Allah nazardan saklasın. Gerçekten çok birbirine yakışan bir çiftsiniz. Enerjileri çok güzel. İnanılmaz. İnanılmaz. Emre ile tanışma güzel bir öykünüz vardı. Ay burada anlatmayayım. Anlatmayayım. Evet yani çok keyifli bir hikayemiz var. Yani aslında bir tanışıyoruz. Sonra yıllar sonra, 8 yıl sonra tekrar bir araya geliyoruz. Evet. Karşılaşma. Evet. Evet aynen yani hani öyle bir... Ümit'in de hep böyle kalbinde ve aklında evet. kalmış bazı şeyler. Evet. Sonrasında başlıyor aşk. Ben böyle aşklara daha çok inanıyorum desem. Ben de. Değil mi? Yıllar sonra kesişiyor yollar o yani. O çarpılma, vurulma insanı değilim ben. Yani bir şeyler yerine oturup birbirini tanıdıktan sonraki ilişkilerin daha sağlam olduğunu daha düşünüyorum. Hazmederek oluyor aslında işte. Evet. Dostluklar gibi. Yani. Ya bence ilişkide en önemli şey arkadaş olmak öncelikle. Biz zaten 8 yıl sonra bir araya geldiğimizde uzun süre arkadaştık. Aynen. İşte o daha evet. önemli değil mi ya? Yani evet. Arkadaşlıktan dönüşmek çok güzel oluyor. Evet. Çünkü insanların anlamadığı bir şey var. Evlilik demek günlük hayatı paylaşmak demek. Sabah kalktığında, akşam yatarken yan yana olduğun insanın hiçbir şeyinin sana batmaması lazım. En ters gelen şeyi bile ya canım ya boş ver bugün de böyle yapmış duygusu içinde olması lazım. O oh, hep ha wow ha falan o sütkuyla hani öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya asla yok yani. Aynı evi paylaşıyorsunuz. Normal evet. yani çünkü çok normal. Her şeyin tölere etmek lazım. Ama şimdi insanlar... Yani şu an yeni nesilde tabii ki sabır yok, kalmadığı için yok, yani hani çok çabuk tüketiliyor ümit. Bize de soruyorlar. Bazen makarasında şey diyoruz yani tabii ki evlenmeyin diyoruz ama evlilik tabii ki güzel bir şey. Bir de o yolu beraber yürümek, bir şeyleri beraber başarmak. Zorluklar da atlattınız. Evet, evet. Siz Emre'yle evet. ilgili o dönemleri evet. de birlikte paylaştığınız zaman evet. bir ileri noktaya biz taşıyorsunuz. İş anlamında da birbirimize çok destek ve beraber zaten ajansımızla beraber yürütüyoruz. Emre zaten ajans tarafı. Evet, aynen. Dolayısıyla evet. bu çok keyifli ama dediğim gibi sabır ilişkilerin artık en önemli şeyi. Gençlerde bu kalmadığı için ben yeni dönemde evliliklerin zaten olmayacağını düşünüyorum. Çok elzem mi bilmiyorum da zaten gerek hiç yok. Hiç mi olmayacak diye düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Yani peki ben çok... bu aile kurma, işte o soyadını devam etme falan o tip egolar geçmeyecek hiç. Hiçbir önemi yok bunun. Yani şöyle benim ekibimde çok fazla genç arkadaş var. Bu yaş aralığı 20 ile 27 arasında. Asla ne evlilik istiyorlar ne çocuk istiyorlar. Ay benim oğlanda da çok var sanki öyle bir. Çok nadir isteyenler, evet. Doğru mu acaba? Sen ne diyorsun? Ya yani ben aynı fikirdeyim. Ama çünkü bu insan, yeni dünya düzeninde aynen. çok özür dilerim zaten. İnsanların bir de insanlar bu pandemi süresinde bir tahammülsüzlük başladı insanlarda. Hani birbirine karşı da başladığı için ve şeye döndü herkes sanki. Kendi hayatına döndü. Hani ben önemliyim. Bir, bu hayata bir kere geliyorum. Bak bir virüs diye bir şey çıktı ve... Konu farklı değil. Herkes kendini önemsemeye başladı. Bu, yalnız yaşamaya da alıştılar. Bu zaten New Age felsefesi. Çok uzun yıllardır aslında insanların toplumu yönlendirmeye çalıştığı bir felsefe diye ben düşünüyorum bunu. Ama bazı geleneksel aile kavramının hiçbir var. Zaman... Ya, evet, bizim evet. ailelerinde evet. bitmeyeceğine ve bitmeyeceğine evet. inanıyorum. Yani. Bak, benim de evet. Benim de ailemde hala mesela bir ataerkillik var evet, zaten. Evet, evet. Ona, evet. Ona da nikah şart ama. Ama şimdi biz Z kuşağı dediğimiz kuşağı onu anlatmam mümkün değil. Çünkü o zor. Farklı bir dünya. Zor, haklısınız. Yani şimdi tabii dünyaya genel anlamda baktığınız zaman... biz insanoğlu biraz zaten egoistiz, yapısal olarak da egoistiz. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi son zamanlarda yaşanan bu küresel ısınma dolayısıyla doğanın bu hali, evet. yaşanan afetler ve hayvanlar.
hayvanlarla ilgili ne kadar hassas olduğumu, bu programın da ana prensiplerinden biri olduğunu herkes biliyor zaten. Buradaki benim bütün gelen konuklarım mutlaka hayvanseverlik ilk şart. Senin de bu konuda çok güzel çalışmaların, zaten evinizde de hep hayvan dostlarınız var. Cihan'ın da öyle apayrı bir düşkünlüğü vardır. Ben besleyemem mesela, benim çok düzensiz bir hayatım olduğu için ben yazık etmek istemem. Ama sen hep yardım edersin her zaman. Ama hani kendim o şeyi Cihan koş dediğimizde hayvanlarla ilgili ilk koşanlardan her zaman. Severim, inanılmaz severim. Ama senin bunun da bir ötesine taşıdığın bazı projeler var. Bir tanesini anlatabilir misin? Tabii ki. Ben de çocukluğumdan beri hani çok aşırı bilmiyorum yani hani o içeriden gelen bir şey mi, sonradan oluşan bir şey mi? İnanılmazım hayvanlar konusunda. Hatta hassasiyetim çok fazla. Evet. Hem bunu soruyorum hem de kürkünü çıkart. Evet. Bir bana göz kulak ol. Vicdanını giy. Aynen. Bana Göz Kulak Ol Derneği ile bir araya gelmiştik biz benim şiddet projemden sonra. Ve gene çok değerli sanatçılarla beraber Kürkünü Çıkar Vicdanını Giy diye bir proje yaptık. Aslı Enver. Evet. Çok da keyifliydi. O dönemde çok da ses getirdi. Şimdi de biliyorsunuz dünya markaları da artık bu sene birçoğu Cihan'cığım sen de biliyorsundur. Artık yavaş yavaş bence bir zaten kısa bir süre içerisinde hiç kalmayacak. Hep beraber Kürk'e hayır dedik. Bu Kürk'le de ilgili bir şey ben özellikle söylemek istiyorum. Hazır konusu gelmişken. Bu abartıldığı gibi hani kürk her hayvanla ilgili bir şey değil. Şimdi nasıl tavuk eti yiyoruz çiftliklerde yetişiyor. O bir takım tavşandı şuydu, bazı hayvanların çiftliklerde yetişip hem eti hem kürkü her şeyi yani zaten onun bir şeyi var. Fakat soyu tükenmekte olan sırf kürkünü almak için avlanan hayvanlara ben çok karşıyım. Yani bunun da aslında mantıklı bir tarafı da var, mantıksız olan da evet, var. Evet, yani zaten hani dürüst örüne olmak gerekirse şöyle, hepimiz hayatımızda ayakkabı, deri kullanıyoruz. Yani ben çok istiyorum ileriki dönemde komple hayatımı işte vegan olmak, komple işte hiçbir şekilde deri kullanmamak çok büyük hayali. O yüzden bunu böyle iddialı yaparken çok bilinçli yapmak lazım. O zaman kuş tüyü yastıkta da yatmayın. Kesinlikle, kesinlikle. Gibi. Yani bu üzerimizde kullandığımız kumaşlar da her şeyde zaten bu hayatımızda. Ama bunu minimuma indirmek ve hayvanların asla işkence görmemesi, zor koşullarda bunların elde edilmemesi. Biz bununla ilgili videolar da hazırladık. İzleyemezsiniz yani o derece. Evet. Ama evet, o zaman o dönemde çok ses getirmişti. Sonrasında da şey yaptık biz, satın alma sahiplen. Evet, satın alma sahiplen. Evet. O mesela inanılmaz arkasındayım onun. Evet. Ki ben de gençliğimde yaptım o satın alma hatalarını. Ama artık şu anda barınaklarda, ay ne kadar güzel, bu kıza da çok beğeniyorum. Evet, Aslı, çok değerliler ve hepsi sağ olsunlar bizi kırmayıp geldiler. Hepsi zaten hani inanılmaz hayvansever. Bunu belediyelerle birlikte yaptınız. Ezgi'cim, canım Ezgi Mola, her şeyde kendini öne atar. Leyla Düvenci'ydi deminki, evet. Leyla'ydı, Serkan değil mi? Ay, bu bütün şeylerde zaten yayınlandı. Peki ses getirdi mi, etkili oldu mu bu kampanya? Yani ne kadar çok zaten bununla ilgili proje çıkarsa o kadar devam ediyor. Hala biz her gün paylaşım yaparken satın alma sahiplen diyoruz. Çünkü gerçekten o hayvanlar çok zor koşullarda yurt dışından buraya getiriyorlar ve pet shoplarda satılıyorlar. Yani devlet de bunun için artık adım atmaya başladı, çok bir şeyler yapıyor. Çok güzel çalışıyor belediyeler. İşte o kısırlaştırma işlemlerini, beslenme, barınaklar falan. Evet. Tabii eksikler var. Hayvanseverler bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir başka yine vicdani bir projen daha oldu. Değil mi? Evet. Onu da birazcık istersen konuşalım. Ya o şu an zaten biliyorsunuz dün de korkunç haberler yayınlandı. Dediğim gibi konuşmanın ilk başında mezun olurken kadına yönelik şiddetle ilgili hocalarımla karar verdiğimiz tanıtım fotoğrafçısından bir proje yapmam gerekiyordu. Ve o gün gazeteyi açtığımda 2010 yılında şey yazıyordu, Türkiye'de her gün 3 kadın hayatını kaybediyor haberi vardı. Şimdi bu arada bu görüntüleri çok net verememizin sebebi yayın saatimizde. Evet, küçük yaşta çocuklar falan da seyrettiği için netleştiremiyoruz. Evet. Ama aşağı yukarı O dönemde çok güzel, çok fazla mail almıştım, telefon almıştım sanatçılarımızın üzerinden zaten. Hani bizim sesimiz oldunuz demişlerdi. Aslında ben bu projede kadının erkeğe uyguladığı şiddetin dışında kadının kendine uyguladığı şiddeti de anlatmaya çalışmıştım ama hani Türkiye'de en ne çok... Ne açıdan mesela? Şöyle mesela obezite.
Aa evet. Uyuşturucu. Alkol çok gibi doğru, çok kendimize doğru verdiğimiz zararlar, psikolojik zararlar. Hani aslında hem fiziksel hem altında hepsini anlatmaya çalışmıştım ama Türkiye'de tabii ki yani en çok konuşulması gereken konu erkeğin kadına uyguladığı şiddet olduğu için o yüzden onunla ön plana çıkmıştık ki öyle olmalıydı zaten. Hala da biliyorsunuz dünkü haberler. Dünkü haberler dedi maalesef. Ama, her gün, evet, her gün. Ama dünya genelinde de kötü bir durumdayız bu açıdan. Yani evet, maalesef yukarıda sıralamalardayız. Tabii, tabii. Evet. Evet yani ve bunu biz bir türlü bitiremiyoruz. Bu kadar farkındalıklar yarattık. Senin bu yaptığın proje mesela inanılmaz ses getirdi. Ve birçok şeyden de faydası oldu. Ya, bu çok fazla ilde sergilendi. Bütün evet, Türkiye'yi gezdi. 2010 yılında yapmıştım. Dediğim gibi üzerinden 10 yıl geçti. Hala aynı konuyu konuşuyoruz maalesef. Hı hı. Bir şeylerin değişmesi gerek artık. Hani yasa anlamında zaten bunu elimizden geleni kadınlar olarak ses çıkartıyoruz ki bu erkekler de bunun sesini çıkartıyor. Çok şükür ki evet bilinçli kadınlar, güçlü kadınlar evet, hep devam etmeli bu konuda ses çıkartmaya. Senin de böyle bir kalem gücün var, güzel bir köşen var gazetede. Evet onu da kullanıyorum tabii ki. Yani evet, böyle sen şeyler de bazen ama destek oluyorsun tabii bu tip ki, sosyal tabii sorumluluk ki projelerine. Her zaman nasıl ben gidiyor köşemiz? Çok güzel, okumalarımız da çok iyi. Hani insanlar, yani şunu bak şimdi şey konusu yeri gelmişken söyleyeyim, insanlar hani gazete artık okunmuyor falan öyle bir yok, şey yok. Asla. Gazete kültürü hiçbir zaman bitmez. Evet. Gazete çünkü hani Ümit de bilir, Google'a girdiğinde bir şey yazdığında Google'da Instagram'a koyduğun fotoğraf çıkmıyor senin karşına. Gazetede evet, yazılan evet, yazı evet çıkıyor. Kesinlikle. Hani o markalar senin bazen hani gazete evet, evet gerek yok falan filan gibi bir şeyler oluyor ama hani bu ayrı bir dünya. Hani bu yazdığım için söylemiyorum. Bu hani gazetede yazılmak. Asla. Benim çıkmak çok fazla köşe yazarı var zaten sürekli takip ettiğim. Ben mesela extraordinary yani elimde o gazete olmadan da yapamayanlardır. Sen bir kağıdı bile evet, alıp kağıdı bile alıp okuyorsun. Bir ara canlı yayınlar yapıyordun hatırla. Aa, evet, ben evet ajans toplantısında bir baktım Cihan dedi senin köşeni okuyorum dedi. Ben de oraya girdim yayına. Toplantıda niye giriyorsun mesela değil mi yayına? Ben de o kadar sıkılmışım ki. Cihan dedi hemen geldi. İçeri geçtim ajansta böyle oturdum bir yere. Ya toplantıdayım dedim. Şunu yazdım bunu yazdım falan. Tek toplantıya geri geçtim. Çünkü bazı eğlence mekanlarıyla ilgili yorumlar yapıyorduk canlı yayında. Kendisi bizzat gidip çok objektif fikirlerini her zaman yazdığı için. Aynen, profesyonel. O yüzden orası de işte benim çok ayrı bir dünyam. Çok, evet. Orada hani asla herkes iş eşin, olarak dostun bakmıyorum. Olmasına rağmen. Senler bile var mı? Olmaz mı? Bazen şey oluyor çünkü böyle hani bir sanatçı arkadaşımız mesela bir hafta önce çok güzel hani bu arada hani objektif olduğum için sahnesini yazdım. Çok güzel sahne yapıyor başarılılar arasında falan filan. Bir sonraki hafta nazar değdirdim berbat bir sahne yaptı. Ben de bir sonraki hafta dedim ki nazar değdi herhalde dedim hani böyle yaptı dedim. Samimi fikrini yazdım. 3 senedir konuşmuyorum mesela. 3 senedir bayağı alınmış. Yani burada mekan olarak da mesela o tip aynen, düşlükler olabilir. Var. Çünkü objektif açıdan yazmak zorundasın. Şöyle ki sen varsın birkaç kişi daha var. Benim özellikle mekanlarla ilgili takip evet, ediyoruz. Evet, yeni açılan değerli yeni trendler. Bak Cihan yazmış gidelim falan bir fikir veriyorsun insanlara. Çünkü artık gece hayatı, gezmek, restoranlar maalesef ucuz değil. Değil. Çok ciddi paralar harcanıyor öyle değil mi? Çok. Yani özellikle yazlık yerlerde özellikle popüler mekanlarda çok ciddi hesaplar yani çıkıyor karşımıza. Artık. Yurt dışında hep öyleydi. Ve hatta hep derdi ki mekan sahipleri yani yurt dışındayken dolar bazında falan ödüyorsun. Türkiye'de niye bu kadar batıyor derlerdi. Ama şimdi biraz uçurum açıldı sanki. Geldik geçiyor muyuz ne? Özellikle canlı müziklerde bayağı bir hazırlık sadece yapıp canlı müzik olarak bakma o restoran yemeklerinde de öyle yani çok ciddi fahiş fiyatlar var. Nereye gidiyor bu işle de ilgili bir öngörünü ve fikrini söyler misin? Yani ama şimdi herkes kendini düşünüyor. Tabii ki uçurum yapan firmalar da var ya bazı mekanlar inanılmaz arada farkını koyup hani marka değeriyle beraber menüye yansıtıyor. Ama bazıları o kadar güzel ayarında yapıyor ki onu rahatsız olmuyorsun yani ödediğin hesaptan. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Mesela eskiden atıyorum hadi Ümit al Emre'yi de bir yemeğe gidelim falan. Ben onları çağırırım, öbürünü davet ederim. Şimdi bunlar çok zorlaştı.
Ay, hani herkesi davet edeyim, var. Herkesi ben ödeyeyimlerden biraz çıkmak lazım. Artık bunu bir kültür ve nezaket olarak değil. Onu işte mesela Z kuşağı güzel yapıyor. Hemen genel hesabı, hemen kaç kişilerse evet. Hemen bölünüyor. Biz onu hala yapamıyoruz işte. Yapamıyoruz, evet. Maalesef. Alman usulü denir evet, de hatta evet. Onu. Alman usulünü kültürümüze bizim mutlaka yerleştiriyoruz. Ama biz kültürden gelmiyoruz ki. Evet. De arkadaşlarıyla çıktığında hemen evet. Kalkar, öder. Bir kez daha sen de öylese. Biz de hani böyle hani, bütçemiz yettikçe tabii ki bu işler. Yettikçe, bu işler para işi. Ona göre yerlerde. Aynen ama o dediğim gibi o kültürden gelmiyoruz. Evet. Z kuşağı onu çok güzel. Mesela geliyor hesap ortaya hemen kartlar toplanıyor. Çat çat çat. Bir kahvesi varsa bile ödeyip gidiyor. Benim aynen. Oğlumun evet. Arkadaş grupları öyle. Öyle yani. Biraz kızları kayırıyorlar tabii de. Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Evet. Tekrar geliyoruz. Evet, Z kuşağını başarılı buluyoruz. Siz ikiniz daha yakınsınız Z kuşağına. Ben daha anne. Hem işimiz olarak hem dışarıda insanlar olarak hep içlerindeyiz tabii ki. Evet, öğreniyoruz hedef... da biz de öğreniyoruz aslında. Çok, yani inanılmaz evet. Besleniyoruz. Çok şey katıyorlar. Çok farklı ama ben çok fazla şey öğreniyorum. Gerçekten öyle. Senin bu TEDx'le yaptığın ben tabii diyemiyorum. Onu. Sen kendini... bir konuşma var. Onun görüntüleri de var burada. Seninle birlikte izlemek ay, istiyoruz ama birazcık çok, çok heyecanlanmıştım. Projeyi anlatırsan. Ya TEDx'te biliyorsunuz zaten çok evet. Fazla katılmış bütün dünyadan bir katılan bir. Ben Yeditepe Üniversitesi'ninkine katılmıştım. Ben çok fazla canlı yayına çıktım. Çok fazla röportaj verdim ama ilk defa orada çok fazla heyecanlıydım. Tekrar çıksam herhalde böyle olmaz diye düşünüyorum ama salon çok kalabalıktı. Ve hani bir sürem vardı. Keyifli tabii bu konuşmaları yapmak. Orada da hikayemi anlatıyorum. Ses yok zaten şu anda konuşmayı duymayacağız ama buradaki amaç oradaki öğrencileri motive edecek, öğrenecek, senin evet. Yolundan gidecek olan insanlara örnek olacak evet, tecrübelerini paylaşmak. İlham olacak konuşmacıları alıyorlar. Hı hı. Benim aslında buradaki hikayem şeydi. Ben... ortaokulda ve lisede çok fazla konuşan bir çocuk değildim. Öyle mi? Evet, yani kendimi aslında ifade etme aracım sanat oldu benim. Yani fotoğrafı o yüzden aslında seçtim. Ama sonraki hikayemde zaten sergiyi yapıp ertesi gün kendimi bütün gazeteler yani ilk gün daha üniversiteden yeni çıkmış sergiyi yaptık. Yekta Kopan'la NTV'de programdaydım. Dolayısıyla hani orada direkt bir hani derinden evet. Şöyle almışlar bırakmışlar şey. Benim için. Yani. Ve hani daha iyi olmadı mı senin evet, için? Evet, benim için çok daha iyi oldu ve şu an hani o konuşamayan kız her gün telefonda 60 kişiyle, 70 kişiyle toplantılarda hani şu an tamamıyla iletişim üzerine bir iş yapıyorum zaten. Hani hem fotoğraf sanatı, hem video üzerine, hem ajans kısmında. Danışmanlık kısmında. Dolayısıyla onun hikayesini orada anlattım ve tek tercihim olan fotoğrafın üzerinden gitmeyi, kendimi sanatla ifade etmeyi, ailemin desteğini, bir kadının kesinlikle okuması gerektiğini anlattığım bir konuşmaydı. Yani içindekini dışarıya çıkartmanın bir yolunu bulması şart değil mi? Özellikle gençler evet. için söylüyorum. Bu vücut dili olabilir, dans olabilir, sanat olabilir, konuşmak olabilir. Evet. Ama İçinde bıraktığın zaman bunu mesleğine taşıman belki de şart değil. Şöyle Gülay Hanım, şu an çağımızın en büyük gençlerin sıkıntısı sevmedikleri meslekleri yapmaları. Yani benim için de çok büyük bir problem bu. En çok mesajı onlardan alıyorum. Hı hı. Ve her zaman şunu öneriyorum. Yani gerçekten bir yıl daha hazırlanın. Gerekirse 4 yıl daha hazırlanın ya da okula başladıysanız ve mutlu değilseniz bu bölümde bırakın. Kimse kimseyi zorla zaten hani bu hiçbir manası yok. Evet, çünkü zaten bu platformlar bir kariyer planlaması açısından çok önemli. Çok önemli insanlar gelip senin gibi orada konuşmalar yapıyorlar ki sadece çok fazla değişik sektörlerden ve branşlardan başarılı işte, insanlar. İlham almak ben dediğim gibi bir cümleden bile etkilenebilirler. Yani. Ama gerçekten herkesin sevdiği işi yapması hani bizim... Mutlu olmamız, neşeli olmamız, sizin öyle yıllardır bu sektörde aynı kişilerle devam etmemiz en büyük sebebi işimizi çok seviyor olmamız. Yani bazen de insanın
günün sonunda ulaşacağı bir yer vardır ya, o günün sonundakini mutluluk zannetmelerini de ben çok doğru bulmuyorum. Mutluluk bir doğal hal bence. Evet. Mesela doğru. Sende olan bir şey o. Ama işte ne istediğini bilmenle alakalı. Yaşadığın hayatta hani ben işimde de çizdiğim, diyorum ya az önce dedim ya hani hayalini kurdum her şeyi gerçekleştirdim bu zamana kadar. Bundan ama sonra karakterinde de var Cihan'cığım. Bu yani yaptıklarımla da eğlencelisin ve pozitifsin. Evet. Bir şey ters gittiğinde de ya çözeriz. Ben hep pozitif bakarım ama. Pozitif ya ben bakarsın. Allah korusun bir bacağım kırıldığında ikincisi kırılmadığına şükreder yoluma devam ederim. Benim evet. Kafa yapımı o. Evet. Hani anladım. Aynen ay bacağım öyle. Kırıldı ben işler iptal, o iptal, bu iptal ne yapacağım değil. Profesyonellik değil zaten aynen, aynı zamanda. Aynen. Diğeri kırılmadığına şükreder. Bunda ne yapabilirime devam ederim. Ben hep böyle, hayata hep böyle bakarım. Bende de vardır o çünkü. Sen daha böyle ağırbaşlı gözüksen de sen de her zaman zorluklarla mücadelede son derece pozitif, son derece öyle olmak zorunda çünkü yapıcı hani adımlar hepimiz, atan. Acımasız bir sektörde çalışıyoruz. Aynen. Hayat acımasız. Ha, evet, hayat rekabet zaten. Çok evet. Büyük zaten evet. Her türlü şeyde. Aynen. Senin çok eğlenceli de bir programın var. Orada da zaten o kişiliğini daha net görüyoruz. YouTube'daki programı. Evet. Aynen o çok keyifli. Ocak'ta kısmetse tekrar başlıyor. Ve işte sana Neci başlıyor mu Ocak'ta? Ocak'ta kısmetse tekrar kah başlıyor. Arabada kahşeyde yaptığın sohbetlerle Gülben'le mi bu sohbetin? Gülben'le 18 program çektim Esra. Sürekli böyle işte oynuyoruz. Hep konuşuyorsunuz, hep anlatıyorsunuz. Sürekli bu yaklaşık 40 milyon izlenmesi var totalde. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Kes burayı. Şimdi kızlar, herkes ekran başına, sırrımı söylüyorum. Nazar ettiler. Sonunda kadını gördüler. Çatlayanlar, patlayanlar, kıskananlar. Geçen sene böyle hıh diye giriyordum biriyle tanışırken. Asıl zor oluyorum. Euro, dolar. Şu an flörtleştiğim Amerikalı bir bebek var. Tabii. Ay. Ah. Adamı yerin dibine sokarım. Yapmayın yani. 10 yaşında değil bu insanlar. Ben 22 yaşında. Aho! Aşı olur musun? Aşıyı içerim. Giderim. Bazen anlamıyorum. Geri kafalık geliyor bana çünkü. Hani aşıyı olmam diyenler falan. Bunlar herhalde başı aradığında Aprilax falan almayı da reddeden insanlar diye düşünüyorum. Ben inanıyorum, güveniyorum. Olacağım yani. Justin Bieber mı? Sen yeni Justin Bieber'sın dedim geçen gün. Ne yapalım abi ekmeğimizde izledi. Sana ne? En can dostum da sevgili Fatih'imiz de en son. O benim ilk konuğumdu galiba. İlk konuğumdu sanki değil mi? Onun da böyle bir ufak bir uğru vardır Fatih'in de. Evet. Çok severim onun şeyini. O yüzden hadi dedim ilk senle başlayalım. Uğurludur o. Ben de şimdi Bodrum'da olmasaydı bir Siren benim çok büyük uğurumdur. Bir de Fatih. Fakat sonra daha ortalarda geldi. Çünkü Bodrum'daydı o arada. Çok renkli, çok eğlenceli. Çok güzel. Ocak'ta tekrar kısmetse. Şimdi stüdyomuz kuruluyor yeni. Daha kendi stüdyom olacak şimdi. Ya araba. Böyle arabada devam etmeyecek mi? Zaten stüdyoya geçtim. Son 4 program stüdyo çekildi. Ama stüdyoda böyle... Ben onu bir araname zannettim. Arabada yine devam edecek zannettim. Değil mi öyle? Stüdyoya geçer artık. Yani güzel. Devam eder. Sende var mı YouTube projesi? Olacak. Bana yıllardır ısrar bütün hani eşim, ekip, herkes. Kendi... Terzi kendi söküğünü dikemez derler gerçekten ya. Gerçekten ümit bence evet, bugüne yani, kadar belki de olmalıydı. Evet şimdi bizim de kafamızda böyle farklı formatta eğlenceli bir şey var. Yapacağız inşallah. Emre ile birlikte yapabilirsiniz hatta. Onu çok istiyorlar ama işte yoğunluk, iş ama bakalım. Yani çünkü sizin en pandemi Gülenayım deyken... Gülenayım çok istedi bizi Emre ile bir. Evet. Sürekli bir program, bir şey çok fazla istedi. Evet. Ama çok da biz o yola hiç giremedik. Giremiyoruz. Evet, evet. Dediği gibi terzi kendisi kendisi. Şimdi şöyle çok istememin sebebi hem görsel olaraktan çok önemli biliyorsun o ekran yüzü olabilmek şey yapmak hem de
ikisi de o kadar donanımlı ki. Her konuyu taşıyabilecek donanıma sahipler. Dolu yani, dolular çünkü. Dolu dolular. Ama vakitsizlikten... Görsel de güzel, karı koca ikisi de maşallah. Görsel zaten. Aynen. Niye yapmasınlar yani, doğru? Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Güzel yani, YouTube'daki... farklı ben, bir kitle, farklı bir dünya. Bambaşka hani bir dünya. Asla televizyonla kıyaslamayın. Şimdi YouTube platformu asla. Da gelişerek gidiyor. Oradan da satın almalar olacak. Orası da online, dijital bir pazar yerine dönüşecek. Bu arada bilginiz olsun. Biliyorsun ve, zaten sen. Nasıl yani? Oranın ünlüleri çok ayrı. Evet. Asla oranın ünlüleri, onu biliyorum. Televizyon ünlüleri değil. Televizyon evet, ünlülerine kıyaslama. Asla. Ben mesela programı yaptığım dönemde... İşte şu mailler, tabii hepsini dikkate alıyoruz biz, alttaki yorumları, mailleri falan filan. İsimleri yazıyorlar bana. Bunu da alsanız izleriz. Bunu da... Kim onlar? Asla tanımıyorum o isimleri, biliyorsun. Benim için bir YouTube'da Danla var. Bir de o Enes diye bir çocuk var. Enes Batur. Enes yani Batur. Enes çocuk diyorum, hani Enes tanımadığım için. Enes Batur. Ben de tanımıyorum bunlar ama biliyorum. Bunlar lokomotifleri YouTube'un. Onun dışında diğer isimleri hiçbirini tanımıyordum. Muhtemelen, kadar. Muhtemelen ben halen tanımıyorum. Sen ister istemez artık o sektöre de evet. girdin. İçine girdiğimiz için bir şey dikkate alıyorsun ve giriyorsun, bakıyorsun. Bakıyorsun ki bir 3 milyon, 5 milyon, 8 milyon takipçili. Ama aslında hani bu televizyon ve bizim belli popüler kültür dediğimiz şeyde yoklar. Hani tanınmıyor. Orada peki senin tavsiyen ne? Yani YouTube'a girmek isteyen insanlar... YouTube ünlülerine yoğunlaşsınlar. Kim orada ünlü, hani onları çok dikkate almalı. Benim daha önceki programlarımda genel olarak şunu önerdiler. Belli bir konunuz olsun. Yani şimdi seninki... Sabit bir konu. Benimki sohbet ağırlıklı. Şimdi. Sohbet ağırlıklı ama gene de senin yine formatın bir... belli, eğlenceli. Aynen. Evet. İçinde işte hafif dans ederekten, gülerekten konuşacağın konuların ihtiva. Samimi sohbet var bizimkilerde. Böyle olduğu gibi anladım. Evet. Çok yakın arkadaşlarım geldiği için. Biz çünkü ana habere bile düşüyor yaptığım program. Kendimi en son ana haberde gördüm ben. Annem beni aradı, ne yaptın sen? Ana haberdesin şu an. Sırları mı ifşa ediyorsunuz yoksa? Yoksa değil, hani bir ufacık bir söyle. O kadar tabii farklı yerlere çekiliyor ki aradan alınıp böyle hepimizin başına gelen evet, şeyler bunlar. Tabii ki aynen öyle. Ünlü olunca da karşındaki o artık katlanıyor da katlanıyor. Senin var mı öyle bir kafanda? Yani kendi mesleğinle ilgili bir yola mı gireceksin yoksa? Söylemeyelim şimdilik, evet. Birazcık sürpriz olsun senin planların, şeylerin. Bekleyelim. Çünkü benim oğlum mesela şöyle söylüyor. YouTube diyor öyle bir şey ki anne, ben çok hoş. Ben her şeyi oradan takip ediyorum. Yemek yapmayı çok sever, oradan takip ediyorum. Google'dan sonraki en büyük search platform yani zaten. Yani düşünebiliyor evet. musun? Gerçekten. Bütün sosyal medyanın içerisinde artık her şey yerli yerine oturdu taşlar. Evet. Yeni bir platform var mı? Öngördüğünüz veyahut da duyumunu aldınız. Twitter tekrar gündeme geldi evet. mesela. Twitter tekrar gündeme geldi. Biraz daha siyasi o sanki, değil mi? Fikir alışverişinin oldu. Yani öyle algılanıyor ama neyi takip ettiğine göre değişir. Ama mesela benim en sevdiğimdir yıllardır. Var mısın sen Twitter'da? Evet. Bir ara mesela düştü evet. gibi oldu. Aslında düşmedi. Yine Amerika'da falan yurt dışında en çok kullanılan platform hala Facebook mesela birinci sırada. Instagram o kadar değerli evet. ve önemli değil Amerika'da. Türkiye'de çok değerli sadece. Türkiye'de her şeyden değerli Instagram artık. Facebook mesela hala Amerika'ya git bugün. Facebook var mı diye TikTok soruyorlar. TikTok ilk sırada şu an Amerika'da aynen, zaten. TikTok şimdi sıralamaya geçti. Burada onu biraz şey buluyorlar yani, daha banal, daha seviyesiz buluyorlar. Daha öğrenemediler TikTok. Bence. Daha öğrenemedikleri için. Aslında çok esprili, çok renkli evet, bir dünya doğru orası da. Doğru kullanılırsa ve doğru kişiler aynen. orada takip edilirse evet. orada kaliteli içerikler var. Evet, oradan zaten başka platformla da taşınan evet, çok evet, videolar var. Evet, o yüzden de birebir ben onu kullanmadığım halde birebir birçok paylaşımı izliyorum, takip ediyorum. Instagram dünyasında bile baktığında hani TikTok'tan alıntılar çok var. Reels'ların çoğu öyle. Reels'ların evet. çoğu öyle yani. Sen video çok çekmiyorsun, sadece seni çekenlerinkini kullanıyorsun. Video çekiyorum ya ben ama benim videolar çok şey ya, hani böyle çok lay lay lay, bu kadar profesyonel değil benim videolarım. Evet, ben sen olarak, özel hayatını zaten hani, paylaşıyorsun. Eğlence olarak kullanıyorum ben Instagram'ı, hani daha profesyonel, hani seyahatlerim dediğiniz gibi işte yaptığın işler olarak kullanıyorum. Ama onun dışında hep keyfi kullanıyorum yani ben Instagram'ı, reklam falan bende yok mesela, hiç yok. Yılbaşı programları belli Dubai mi acaba? Dubai ya da Londra. Sen yine seyahat. Aynen. Sen Ümitciğim. Ben kesin çalışıyor olurum. Ay yani. Kıyamam. Bakalım. Kıyamam. Sen pandemi sonrası da çok fazla yurt dışı yapmadın. Daha evet, başlamadın evet, o evet. şeylere. Çünkü tempon maalesef, çok yüklü. Evet.
Bir de pandemiden çıkınca hani bizim sektörümüz çılgınlar gibi bir iş yoğunluğu, hani herkes... Çünkü herkes oturdu ya. Evet, çok oturduğumuz için o yüzden hani yeni top, yani yeni yeni toparlıyoruz gibi geliyor bana. Aslında sosyal medya daha da ön plana çıktı ama firmalar, kurumsal işbirlikleri yavaşladı ister istemez, değil mi? Evet. Özel davetler verilemedi. Dışarıda çekimler çok rahat yapılamadı. Hep evlerden bir şeyler oldu. Peki o ev alışkanlığını devam ediyor musun? O Zoom toplantıları falan kaldı mı hayatında? Zoom toplantılarını hala yapıyoruz. Onun tadına vardık. Çünkü şöyle, biz mesela çıkardık ekip olarak. İşte 2 saat trafik, toplantıya git, 2 saat orada kal. Tekrar 2 saat dön. Yani o günümüz gerçekten çöpe giderdi. Çok büyük bir pratiklik getirdi hayatımıza. Şimdi Zoom'dan ofiste hemen bağlanalım. Zoom'dan bağlanıyoruz ve hayatımızı çok kolaylaştırdı. O da biliyorsunuz platform olarak çok büyüdü. Vakit kazanmaya başladık, doğru. Yani ben Zoom'a online toplantılara. Aslında pandemide de ama iyi alışkanlıkları da gidiyoruz. Oldu. Evet, evet. Kalıcı iyi alışkanlıkları da oldu yani. Hani zamanı doğru kullanmayı kendisi da öğrendik gördük, aslında evet. Birazcık. Evet, evimizi daha sanki benimsedik, daha sevdik. Evet. Ama mi? Bu aralar yine eve giremiyoruz bence. Bu aralar için bunu ben öylesine söyledim canım ya. Ya tabii ki olduğu zaman, evde olduğum zaman okey 11-12'de uyurum da hani çok ev hayatım çok geniş bir çevrem olduğu için ve sosyal hayatım çok renkli olduğu için fırsat olmuyor eve girmeye aslında. Fırsat olmuyor. Sen akşamüstü bir çıkıyorsun. Çıkış akşam o çıkış. Keşke akşamüstü çıksa. Mesela 11'de çıkıyorum. Ama şu var. Bende de var. Onu arkadaşlarımdan da duyuyorum. Hani bu temponun içinde gene eve dönme isteği. Eskiden mesela bu kadar çok yoktu ama evi bir özleme. Sen sporu da evde yapıyorsun. Çok yakında ve evde de yapıyorum. Dışarıda evde de yapıyorum. Yani çünkü evdeki evet, paylaşımlarından evet, biliyorum. Düzenli yapıyor musun sporunu? Yapıyorum. Vallahi bravo. Gerçekten. Çünkü hani fiziğin açısından da çok fayda. Zaten sen hep zayıftın herhalde evet, değil mi? Evet. Diyet falan yapar mısın? Yok, hayır. Aksine. Tam tersi yiyor. Tam tersi. Aksine. Böylelerde hep yer biliyorsun ve hiç kilo almazlar maşallah. Biz Cihan'la yazık ya, bir yeriz, 2 tane düşünürüz evet, acaba. Aynen, dün öğlen yedim işte en son yemeğim. 2 tabak mantı yedim. Of. Yani. Çok severim. Şimdi yiyeceğim yani, program bittiğinde yiyeceğim. Aa, dün akşam yemeği yemedim akşam bir daha. Akşam yemeğini ben ama Nisan'dan beri mesela 6 aydır hayatımdan çıkardım. Ben de tam şunu yaptım, kahvaltı ve akşam yemeği. Öğle yemeğini hayatımdan çıkarttım. Pandemi sonrası birazcık ister istemez öğle yemeği toplantıları ya da sosyal arkadaş görüşmeleri biraz bozdum. Ama yine de iyiyiz ya, iyiyiz değil mi? Hiç çok kilo falan çok fazla değiliz. Sen hep aynısın ama. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ki. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederim. Sana şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Çok iyiydi. Allah çok çok sizi teşekkür çok ediyorum. Biliyorsunuz. Ceku da dışarıda bizi evet. Bekliyor şimdi. İyi ki geldiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Çok keyifli. Haftaya tekrar bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.